18 Haziran 1988. Saat 11. Otelden çıkmadan önce tabancasının ağzına mermiyi sürdü ve çantasına yerleştirdi. Bir takvim yaprağını sakince cebine koydu. Yaprağın üstüne "Özal, ya sen öleceksin ya da ben" diye yazmıştı. Otelin ücretini ödedi ve bir taksiye atlayıp kongrenin yapılacağı salonun yolunu tuttu. Anavatan Partisi'nin olağan genel kongresini yapılacağı salon hınca hınç dolmuş, Özal'ın dev portresi ve parti bayraklarıyla donatılmıştı. Güvenlik tedbirleri günler öncesinden alınmıştı. Kimlik kontrolünden geçen delegeleri 4 adet X-ray cihazı karşılıyordu. Suikastçı bu engelleri nasıl aşacak, silahı nasıl içeri sokacaktı? Başbakan Turgut Özal ve hanımı salonda bir tur attıktan sonra kendileri için hazırlanan iki koltukta oturacaktı. Ne var ki Turgut Özal rahatsız olduğundan geç geldiler ve bu yüzden Özal hiç koltuğa oturmadan kürsüye yöneldi. Şayet o koltuğa oturacak olsa gazeteciler arasında pusuya yatmış Kartal Demirağ çok yakın mesafeden ateş edecek ve ıskalama şansını en aza indirecekti. Başbakan kürsüye yürüyünce basit ama etkili plan bozulmuş oldu. Özal 48 sayfalık kitapçığı kürsünün önüne koydu ve coşkun tezahüratlar eşliğinde konuşmasına başladı. Kitapçığın 25. sayfasına geldi. Saat 12.18. Hayali ihracatçılarla, yem borusu kesilenlerle, devleti soyan kaçakçılarla mücadelemiz devam edecek demişti ki 12 metre ötede ayakta bekleyen suikastçı tabancasını çekti ve ateşledi. Kurşun Özal'ın karın hizasındaki mikrofon demirine çarpıp sekerek baş parmağıyla işaret parmağı arasındaki perdeyi delip geçti. İkinci kez tetiği düşürecekti ki arkasındaki delegelerden Ali Ünal adındaki bir muhtar ona arkadan sarılıp nişan almasını engelledi. Suikastçı tabancasının kabzasıyla muhtarın kaşının üstüne sertçe vurdu. Muhtarın alnından kan fışkırırken ikinci atışını gerçekleştirdi. Kurşun Özal'ın başını sıyırarak arka plandaki divan kürsüsünün tahtasına isabet etti. Özal kurtulmuştu çünkü suikastçının tabancasında 5 kurşun olsa da sadece 2 el ateş edebiliyor, mekanizma tutukluk yapıyordu. Ülke tarihinin bu en uzun 18 saniyesi böylece sona erdi. Şimdi salonda yankılanan yaylım ateş polislere aitti. Korumalardan bazıları tavanla ateş ederken bazıları da saldırganı sindirmek için namlularını kalabalığa doğrultmuştu. İnsanlar sıraların arkasına sinerken suikastçı ise komando taklaları atarak kendisini hedef alan kurşunlardan sakınmaya çalışıyor, çıkışa doğru yol almayı deniyordu. Ne var ki Maliye Bakanı'nın koruması Ziya Aras onu sağ kolundan vurdu. Diğer polislerin atışlarıyla da gene sağ eli ve omzundan isabet aldı. Semra Hanım çığlık çığlığa kocasının üzerine kapandı. Başından vurulduğunu sanıp saçlarını yokladı ama Turgut Özal "parmağımdan vuruldum, bir şeyim yok" diyerek onu teskin etti. Sonra doğruldu ve kürsüye çıkıp o kısa boylu adam azametle unutulmaz konuşmasını yaptı. Allah'ın verdiği ömrü onun isteğinden başka alacak yoktur. Biz de ona teslim olmuşuzdur. 15 dakika daha konuşmaya devam ederken parmağından vurulduğu çok az kişi tarafından anlaşılmıştı. Bu arada tetikçi Kartal Demirağ derdest edilmiş, salondan çıkartılıyordu ki silahlı biri onu öldürmek için hamle yaptı. Malatya Milletvekili Bülent Çaparoğlu, polis şefi Mehmet Ağar'ı "bu sana teslim, hayatına bir şey olursa bil ki seni yakandan tutarız" diye uyarıyordu. Tetikçi ise hedefi vurup vurmadığını anlamaya çalışıyor, başbakana bir şey oldu mu diye soruyordu. Failin etrafındaki koruma tedbirleri artırılmasa polis kimliğiyle odasına girerek onu öldürmeye çalışan bir başka tetikçi belki de başarılı olacaktı. Hiçbir bakımdan delegeye benzemeyen, spor kıyafetli Kartal Demirağ'ın kongreye katılmayı nasıl başardığı, salonda yalnız olup olmadığı, tetiği kimler adına çektiği o gün bugün soruldu durdu. Özal'da olay yerinde çekilen görüntüleri uzmanlarla kim bilir kaçıncı defa izleyerek bu sorulara cevap arayanların başında geliyordu. Özal, Demirağ'ın yalnız olmadığına emindi. Demirağ'ın silahından sonra başka bir silahın da devreye girdiği kamera kayıtlarındaki sesten net biçimde anlaşılıyordu çünkü. Öte yandan pek çok tanık, Demirağ'ın salon içinde kendisi gibi spor giyimli en az bir kişiyle temasta olduğunu teyit ediyordu. En önemlisi ise, tetikçinin kendisi yıllar sonra verdiği röportajda, "Hayır, kongre salonunda yalnız değildim ve sırrı açıklarsam kıyamet kopar" diye itirafta bulunuyordu. Perde kalkarsa kıyamet kopar, Tanrı'nın huzuruna çıkmadan perde kalkmaz demeyi de ihmal etmeden. ANAP milletvekillerinden emekli askeri savcı Faik Tarımcıoğlu da suikast girişimi esnasında salonda makineli tüfekli bir kişinin daha olduğunu ve o esnada yaşanan kargaşadan yararlanıp kaçmayı başardığını söylüyordu. K
Kartal Demirağ'ın tabancasının iç aksamındaki bilinçli bir arıza neticesinde sadece iki kez ateş edilebilen bir silah olduğundan hareketle, bu makineli tüfekli kişinin görevinin suikasttan sonra Demirağ'ı etkisiz hale getirmek olduğu yorumları yapılacaktı. Tetikçi eldeydi ama azmettiriciler kimlerdi? Özal'ın ilk zamanlar üstünde durduğu isim, Emlak Bankası'ndan aldığı 80 milyon dolar krediyi geri ödemeyip 1985'te yurt dışına kaçmış olan Kemal Horzum'du. Horzum'un da Demirağ gibi Afyonlu oluşu ve aralarında irtibatı sağlayan isimlerin tespit edilmiş olması bu kanaati pekiştiren unsurlardı. Demirağ da bu izlenimi vermek için açık bir çaba içinde olmuştu. Şu var ki bu büyük ihtimalle bir yanıltmaca çabasından başka bir şey değildi. Şöyle ki suikasti soruşturan komisyon üyesi Uğur Tönük, istihbaratçı olduğunu sandığı 3 görevli tarafından Ortaköy'de bir villaya davet edildi. Orada kendisine bu tahkikatı kesin talimatı verildi. Bir generalin adını söyleyip paşa kararınızı bekliyor dediler. Tönük bunun üzerine soruşturmadan çekildi fakat başına gelenleri sadece Özal'a anlattı. Anlattığına göre Özal'la Harbi Ordu Evi'ndeki odasında buluşmuş, diz dize oturmuşlar. Tönük, tehdidi gönderen generalin adını söyleyeceği anda Özal odadaki büyük ekran televizyonun kumandasına uzanmış ve sesi sonuna kadar açmış. Tönük, paşanın adını Özal'ın kulağına fısıldamış. Sabri 25oğlu. 25oğlu o dönem Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteriydi. Görev süresi bir yıl uzatılsa Kara Kuvvetleri Komutanı olabilecek, oradan da Genelkurmay Başkanlığı koltuğuna yerleşebilecekti. Ama olmadı. Özal'ın kulağına adı fısıldandıktan bir yıl sonra emekliye sevk edildi. Ne var ki Özal azmettiricilerle hesaplaşmaya kalkmadı. Özel Kalem Müdürü Feyzi İş Başaran şöyle aktarıyordu. Bir gün ben ve bazı arkadaşlar hesaplaşalım dediğimde Özal şunları söyledi. Çocuklar çok gençsiniz. Hesaplaşmaya girersek ülke kaybeder, ülke karışır. Kartal Demirağ tek başına yargılandı ve 6 ay sonra 20 yıl hapse mahkum edildi. 3 yıl sonra 1992 Nisan'ında şartlı tahliye yasasından faydalanıp serbest kaldı. Şüphe yok ki suikast, Özal'ın Cumhurbaşkanlığına giden yolda önünü kesme planının bir parçasıydı. Özal suikasta da tehditlere de aldırmayarak yürüyüşünü sürdürdü ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı oldu. İlk sivil ve dindar Cumhurbaşkanı. Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü. Sonrası biliniyor. 17 Nisan 1993'te aniden vefat etti. Belki de azmettiriciler emellerinden vazgeçmemişler, sadece ateşli silah yerine başka silah kullanmışlardı.